Sorumuz oldukça basit. Bir gezegen etrafında dönmekte olduğu yıldızdan daha büyük olabilir mi? Ama bu soruyu doğru biçimde cevaplamak için önce büyük sözcüğüyle neyi kastettiğimizi iyi ifade etmemiz lazım. Büyük derken gök cisminin çapının büyüklüğünden mi yoksa kütlesinin büyüklüğünden mi bahsediyoruz? Bu önemli çünkü hangisini belirttiğimize göre soruya verdiğimiz cevap da tamamen değişir. Kütlesi yıldızından daha fazla olan bir gezegen olamaz. Bu durumda zaten ona gezegen diyemeyiz çünkü bir gök cisminin nükleer füzyonu destekleyebilmesi, yani yıldız olması için gereken minimum kütle 0,08 güneş kütlesi kadar. Adına gezegen ya da her ne dersek diyelim, bir gök cismi bu kütle limitinin üzerine çıkarsa çekirdekteki hidrojeni helyuma dönüştürecek nükleer füzyon süreci başlar. Bu durumda sonuç olarak başka bir yıldızın etrafında dönen bir yıldızımız daha olmuş olur. Buna artık gezegen diyemeyiz. Astronomide bu tür sistemlere çift yıldız adı veriliyor zaten. Çift yıldızlar için başka bir yıldızın etrafında dönen bir yıldız demek de çok doğru sayılmaz aslında. Çünkü yıldız olabilecek kadar yüksek kütleli cisimlerden herhangi biri tam olarak diğerinin etrafında dönmüyor. Her iki yıldızın da kütlesi hatırı sayılır ölçüde yüksek olduğundan bu gök cisimlerinin arasında bir ortak kütle çekim merkezi oluşuyor ve her iki yıldız da bu ortak kütle merkezi etrafında hareketlerine devam ediyorlar. Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99,8'ini tek başına oluşturan Güneş bile sistemdeki diğer gök cisimlerinin kütleleri nedeniyle oluşan ortak kütle çekim merkezi etrafında hareketini sürdürüyor. Ancak tabii söz konusu çift yıldızlar olduğunda bu ortak kütle çekim merkezi bizim sistemimize göre daha belirgin bir hale geliyor. Yani sorumuzda büyüklük kavramını kütle bakımından ele aldığımızda bir gezegenin yıldızından daha büyük olamayacağında karar kılmış oluyoruz. Çünkü bir gezegenin kütlesinin yıldızdan daha baskın olması için o gezegenin de yıldıza dönüşmüş olmasını bekleriz. Gel gelelim uzayda çapı büyük olan her gök cismi kütle bakımından da aynı oranda büyük olacak diye bir kural yok. Örneğin en büyük yıldızlardan biri olarak bilinen Uys Kuti'nin çapı Güneş'in çapından 1700 kat daha büyük olmasına rağmen kütlesi 30 Güneş kütlesi kadar. Çapı Scuti yıldızından çok daha küçük olan R136'nın kütlesi bile Güneş'in 265 katına kadar çıkabiliyor. Bu durum bir ölçüde gezegenler için de geçerli. Yani bu bizi şu sonuca götürüyor. Bir gezegenin çapı yıldızından büyük fakat kütlesi yıldızından daha küçük olabilir. Dolayısıyla bu durumda yıldızından daha büyük gezegen olabilir mi sorusuna vereceğimiz cevap evet olarak değişir. Ancak bu senaryo için ele alacağımız yıldız türleri de oldukça önemli. Bir gezegenin yıldızından daha büyük olabilmesi için ilk akla gelen yıldız türü beyaz cüceler. Beyaz cüce yıldızlar bir zamanlar güneş gibi olan fakat yakıtlarını tükettiklerinde dış katmanlarını saçıp geride yalnızca çekirdeğini bırakan yıldız kalıntıları. Bu çekirdeğin çapı ise yaklaşık olarak dünya boyutlarında oluyor. Yani beyaz cüce bir yıldız ölmeden önce sistemde dünyadan daha büyük boyutlarda gezegenler varsa bu gezegenlerden bazılarının yıldız ölüm sürecinden tek parça halinde çıkabilmesi de olası. Bu yüzden en sonunda elimizde beyaz cüce gibi boyutça küçük bir yıldızın etrafında dönen büyük gezegenler kalmış olur. Üstelik bu türden bir sistem 2019 yılında keşfedildi bile. 1500 ışık yılı uzaklıktaki J0914 ismindeki beyaz cüce yıldız yaklaşık olarak dünya boyutlarındayken, yıldızın etrafında dönen gezegenin boyutuysa Neptün boyutlarında. Gaz devi olan gezegen beyaz cüce yıldıza çok yakın bir mesafede döndüğü için yıldızdan yayılan ışınlar gezegenin atmosferini yavaş yavaş yok ediyor. Bu süreç boyunca gezegendeki su buharı ve hidrojen sülfür gibi elementler yoğun radyasyon nedeniyle uzay boşluğuna saçılırken oksijen ve sülfür gibi elementler ise yıldıza doğru çekiliyor ve bu da yıldızın etrafında 7 milyon kilometre çapında devasa bir disk oluşturuyor. Çünkü beyaz cüce bir yıldız her ne kadar çap olarak gezegenden küçük olsa da yoğunluğu nedeniyle kütlesi Güneş'in kütlesine yaklaşabiliyor. Bu yüzden bu yıldız her saniye gaz devi gezegenin atmosferindeki 3000 tonluk maddeyi tüketiyor. Ama beyaz cücelerin bir tür yıldız cesedi olduğunu unutmayın. Dolayısıyla bu süreç 350 milyon yıl gibi bir sürede sonlanacak. Çünkü beyaz cüce bu süre boyunca yavaş yavaş soğuyacak ve yaydığı enerji de azalacak.
Saniyede 3000 ton madde kulağa oldukça fazla gelse de bu gaz devi gezegenin kütlesi de oldukça fazla olduğu için 350 milyon yıllık süre sonunda gezegenin atmosferindeki toplam maddenin yalnızca %4'ü yok olmuş olacak. Yıldızın tamamen ölmesi, yani hiç enerji yaymayan soğuk bir küre haline alması içinse milyarlarca yıl geçmesi gerekiyor. Yıldızından daha büyük gezegenler için beyaz cüce yıldızların haricinde değerlendirebileceğimiz bir tür yıldız daha var. Kırmızı cüceler. Evrenimizde sayıca en bol yıldız türü olan kırmızı cücelerin kütleleri çekirdeklerindeki nükleer füzyonu sürdürebilmeleri için tam sınırda yer alıyor. Yani yaklaşık olarak 0.08 güneş kütlesi kadar. Kırmızı cüce yıldızların boyutlarının da ne kadar küçük olabileceğini daha iyi anlamak için sizi evrende bilinen en küçük yıldızla tanıştırmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz bu karmaşık harf ve sayılarla kodlanan bu kırmızı cüce yıldızın kütlesi 0.081 güneş kütlesi kadar. Yani tam sınırda. Boyutu ise Jüpiter ve Satürn'den bile daha küçük. Ama kütle bakımından Jüpiter'den 75 kat daha yüksek kütleli olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşte bu yüzden beyaz cücelerin yanı sıra kırmızı cüce yıldızlardan daha büyük gezegenlerin var olması da teorik olarak mümkün. Ancak kırmızı cüce yıldızlar çok küçük olmalarıyla birlikte aynı zamanda çok da soluk yıldızlar. Dolayısıyla bu tür yıldızları ve etrafında dönen gezegenleri de tespit etmek bir hayli zor. Örneğin bize en yakın kırmızı cüce yıldız olan Proxima Centauri bile çıplak gözle görebilmek için fazlasıyla soluk bir yıldız. Yani kağıt üzerinde düşündüğümüzde kırmızı cüce yıldızların galaksimizdeki toplam yıldız sayısının %70'ini oluşturduğunu hesaba katarsak boyutu yıldızından daha büyük gezegenlerin sayısının da bir hayli fazla olması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz.